Efendim nasılsınız? Ha, pardon. Ona mı sordun? Ha, bir tane tekme geldi. İyiymiş. Geldi mi? Efendim nasılsınız? Nasıl gidiyor? Alışabildik mi duruma? Oradan başlıyorum. Bakın direkt soruyorum. Yani... Tabii ki alıştık. İdmanlar başladı mı? Şimdi biliyorsunuz artık çocuk olduktan sonra gece nöbetleri başlayacak efendim. Alt değiştirme, yemek yedirme, mama yedirme derken değil mi Tuğçe Hanım? Anda kalıyoruz. O an yaşayacağız. O an yani bekliyoruz. Çok bilgili değiliz. Öğreneceğiz. Kaç aylık oldu şimdi? 6'yı bitirdim. 6'yı bitirdik. Çok az bir zaman kaldı. Heyecanlıyız. Şu an biraz zaman yavaşladı gibi. Öyle hissediyorum. Odam hazır mı efendim odam? Yok, daha hiçbir şey hazır değil. Hiçbir şey yapmadık. Gerçekten. Yani vakit var gibi geliyor bana hala ama artık yavaş yavaş 7'den sonra başlarız herhalde. Keşke daha önce bu duyguyu tatsaydın diyor musunuz? Yok, bence her zaman zamanı ne zamansa o zaman geliyor bence. Doğru zamanda geldiğini düşünüyorum. Şimdi birer ebeveyn olacaksınız. Türkiye'nin gündemi çok başka. Sizlere de sormak isterim. Yani özellikle kız çocuklarımızla yaşadığımız dram akıllarımızdan çıkmıyor. Artık bir baba, artık bir anne olarak siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Neler söyleyeceğim? Zaten bir sürü defa söylediğimiz gibi daha önceden de imzamız olan İstanbul Sözleşmesi'ni acilen geri alacağız öncelikle. Daha sonra da 62.084 sayılı kanunun uygulanmasının takipçisi olacağız. Hem sade bir vatandaş olarak hem de bir sanatçı olarak gerekenin yapılması için canlı başla çalışacağız. Yani sözleşmenin hep de öyleydik. Ne kadar doğru olduğunu zaten biliyorduk. Yani. Zaten bir gecede elimizden alınmıştı. Kesinlikle bize bir söz hakkı tanınmamıştı. Ki söz konusu kişiler burada kadınlar, çocuklar ve sadece aslında kız çocukları değil. Tüm mağdurlar için aslında koyulmuş. Buradan herkese ben de sözleşmeyi açıp okumalarını rica ediyorum. Bu sözleşmenin neresi problem oldu? Bunu hiç bilmiyorum. Ben de bir öyle bunun nasıl buralara geldik? Ben de bilmiyorum çünkü adı üstünde İstanbul Sözleşmesi. Türkiye ilk imzacılardan biri ve İstanbul'da imzalanan bir sözleşme. Başka sözleşmelerimiz de var aslında uluslararası şeyde. Ben tabii birazcık hukuk fakültesinden mezun olduğum için bir tık daha olayın hani en başından beri takipçisiyim. Ve bunu da hiçbir zaman söylemekten de kaçınmadık zaten. Bizim gibi toplumlarda, bizim de herkesin de bunda bir insanları bilinçlendirmesi için elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum. En temel sorunumuz da adalet ve hukuk değil mi sizce bir hukuk fakültesi mezunu olarak? Elbette öyle, çünkü her şeyin başı adalettir. Adalet yerinde değilse ekonomi de iyi olmaz, eğitim de iyi olmaz. Doğal olarak ülkemizin geleceğinin ilk önemli şeyi, ilk taşı adalettir. Zaten daha sonradan yasama, yürütme, yargı bunların hepsinin bu temel adalet duygusuna ve hakkaniyete göre hareket etmesi gerekir. İşte beni konuşturmayın işte çok. Hukukçu. Efendim, ekonomi dediniz ya, tüm bunlar yaşanırken ülke bir travmatik durum içerisindeyken çok farklı bir yere evrildi iş. Kredi kartlarından 750 lira. Ya şimdi tamam. Şimdi artık bu konular çok uzun uzun, bunu belki bir programda falan konuşuruz. Ya, mantıklı mı? Yani borçtan vergi almak mantıklı mı sizce? Ya Tamam, madem öyle cevap vereyim. Borç bile değildir. Limit sadece bir limittir. Normalde hukuki olarak bana sorsaydınız, bir hukuk fakültesi öğrencisi olsaydım size bu soruda hayır alınamaz derdim. O zaman teşekkür ediyorum. O zaman kapatalım konuyu. Sağ olun.